Evet. Köpek, kedi veya papağan vesaire. Evlerde insanların bunlara bakması güzel. Fakat sokak köpekleri mikrop yaydığı için hayvanlardan insanlara 250 çeşit hastalık geçiyor. Mesela beni çok arayan insan var. Karaciğerinde kist oluşmuş, hayvanlardan mikrop geçiyor. Veyahut da alerjiye yakalanıyorlar. Hayvanların kılı, tüyü veyahut da dışkısı kuruduktan sonra mikrop etrafa yayılıyor. Mesela benim tanıdığım bir çocuk 6 yaşından 12 yaşına kadar alerjik bronşiyal astım, kıl tüy eserinden dolayı öldü, ölüyor. Almanya'da yaşadığı halde. Nöbet geçirdiği zaman helikopterle hastane yetiştiriyorlar. Nöbet geçirdiği zaman helikopterle o kadar panik, kötü oluyor. Öldü, ölecek. Öldü, ölecek hayvan. Onlar evlerindeki bütün hayvanları kurtuldular. Yavaş yavaş rahatladı. Yani hayvanlardan birçok hastalık geçiyor ve bana birçok telefon geliyor. Ben evde balık yetiştirilebilir. Çok güzel. Akvaryumu içinde olduğu için problem yok. Fakat kedi köpek ev içerisinde yetişirse, yani bakılırsa, kontrolsüz, aşısız vesaire olursa tehlikeli. Yani sürekli doktor kontrolünde olursa problem yok da, yani bunu evinde bakan kişi sürekli kontrole, veterinere götürecek, bakacak, ilgilenecek. Eğer ilgilenmiyorsa problem doğar, çevreye zarar verir. 250 çeşit hastalığa sebep olabiliyor. Bu nedenle Şimdi bana göre yani bakamıyorsa kişi Evet, evinde köpek bulundurmasın. bir telefonumuz var, hemen alalım.